Merhabalar. Bugün çok güzel bir gün. Çünkü 24 Kasım Öğretmenler Günü. Bizlerin bugüne gelmesine vesile olan değerli emektarların en özel, en anlamlı günü. Ben de birçoğunuz biliyor artık, benim üzerimde emeği hakkı olan babam kadar sevdiğim değerli Osman Zeki Özyurt'un okuluna geldim. Şimdi derste olduğunu biliyorum. Minik bir sürpriz olacak. Ona güzel bir çiçek yaptırdım ve bugün onunla güzel bir sohbet de edeceğiz sonrasında. Tabii diğer öğretmenlerimizi unuttuk mu? Tabii ki unutmadık. Onlara da minik minik hediyelerimizi sunacağız. Hadi sınıfına doğru yol alalım. Osman hocamız da olsaydı. Burada mı? Öğretmenler günü kutlu olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür. Hepiniz birer çiçeksiniz. Öğretmenler günü kutlu olsun. Diğer öğretmenlerimizin dersleri devam ediyormuş. Biz çiçeklerini bırakacağız. Osman Hoca sürprizden habersiz olduğu için de dersi bitmiş gitmiş. Biz onu bulmaya gideceğiz şimdi. Çiçeklerimizi öğretmenimize bırakıyoruz. Heyecandan elim ayağıma karıştı. Devam edelim. Tam okuldan çıkıyorduk. Öğretmenlerimizden biri Osman Hoca'yı aradı. Dedi ki siz dedi şimdi ararsanız onu dedi bulamayabilirsiniz. Ben dedi onu arayayım. Hiçbir şey belli etmeden okula çağırayım dedi. Şimdi okula geliyor. Biz bekliyoruz. Hoş geldiniz. Kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Sen zaten kendin çiçektin. Bu sefer tamamen canlı çiçekle geldik. Sen zaten çiçektin. Niye böyle şey yaptın? Jilet gibi olmuş. Mis gibi de kokuyor. Baba. Biz sevgili öğretmenimizi kapıda beklerken bir tıkışırdık. Tamam mı? Öğretmenlerimiz bizi tekrar öğretmenler odasına davet etti. Dediler ki burada bekleyin. Ondan sonra çayımızı içerken tık. Osman hocamız geldi, biraz hazırlıksız yakalandı. Evet hocam, nasılsınız, iyisiniz hocam? Çok teşekkür ederim. Yani kendimi çok iyi hissettiğim günlerden bir tanesi bugün. Ya biz de öyle. Böyle yani hiçbir zaman unutamadığım, yani okuldaki başarılarıyla, güzelliğiyle unutamadığım bir öğrencim yanıma gelmiş. Bir öğretmenin bundan daha fazla mutlu edecek bir şey olamaz. Evet, yani mutlu olduğumuzu anlatan birisi. Hep klasik bir söz vardır. Bizim eserimiz öğrencilerimiz insan deriz. Bu eseri de çok sık göremezsin. Çok sık istediğin zaman göremezsin. Bazen rastlantılar seni o kadar büyük mutlu eder ki yani bunun sözle tarifi biraz mümkün olmaz. İşte şu anda o duyguları yaşıyorum. Yani mutluluğumu sözlerle tarif edemeyeceğim, kelimelerle tarif edemeyeceğim bir mutluluk yaşıyorum. Nurşen'im gelmiş, güzel kızım yanıma gelmiş. Eski güzel anları tekrar yaşama imkanı buldum. Şimdi biz hep deriz öğretmen olarak. Deriz ki öğretmen öğretir. Ama şunu da söylemek gerekir. Öğretmen her zaman öğretmen, bazen öğrenir de. Öğrencisi de ona çok şey öğretir. İşte o öğretenlerden birisi de öğrenirken öğreten insanlardan biri de güzel kızımız Nurşen'di. Şimdi öğretmenlikten haz almamızı, onu zevkle yapmamızı sağlayan öğrencilerimizden biri. Çünkü dedik ya, en önemli eserimiz öğrencidir. Bu eser biraz uzun vadeli bir yatırımdır ama bazen kısa vadeli dönütler de alabilirsin. Yani başarıyı anında yaşamak da istersin. Mesela gelir sana işte bir şiir yarışması, bir kompozisyon yarışması gelir, bir resim yarışması gelir. Bunu yapabilecek yetenekli öğrencin yoksa mutsuzsundur. Mutlu olamazsın. Ama Nurşen gibi biri çıkar. Bunların hepsinin üstesinden gelir. Baba yiğitçi üstesinden gelir. Ondan sonra bir toplum içine veyahut da kendi camian içine bir toplantıya gittiğin zaman işte Osman Hoca'nın okulu birinci oldu, şu başarıyı gösterdiğiniz zaman koltukların kabarır. İnsanda övülme ihtiyacı vardır, her zaman bu ihtiyacı duyar. İşte Nusya'nın öğrenciliği sırasında da bizlere bunları yaşattı her türlü yarışmada. Şiirinde, kompozisyonunda, resminde.
Hakeza derslerinde de şey yapmadık. Yani sınavlardan çıktığında veyahut da sonraki üniversite sınavında hep yüzümüzü güldüren insan oldu. Bu yönüyle kısaca şunu diyebilirim. Yani öğretmenlik hayatımda Nurşen beni mutlu eden bir öğrencim oldu. Allah da onu mutlu etsin. Tabii ki bu duayı yapıyorum. Dün akşam işte sosyal medyayı Facebook'a paylaşırken şöyle bir şey rastladım. Yani 2021 yılında 24 Kasım'da bir paylaşım yapmışım. O paylaşımda şunu yazmışım. Aslında bu birazcık da samimi bir itiraf. Ben öğretmeni çok isteyerek de seçmedim. Aslında seçme şansım da yoktu. Şimdi senaryo önceden yazılmış, baktığımızda ne çıkarsa o dönemde biz onu yaşamak durumundaydık. Yani şimdi benim üniversiteye girdiğim yıllarda bırak üniversiteyi, ortaokula başladığım yıllarda Kabataş'ta ortaokulda okuyan öğrenci yoktu. Ne olduğunu bilmiyorduk. Bildiğimiz bir tane meslek vardı, devlet memurluğu, öğretmenlik vardı. Bir de çok sonra sağlık memuru oldu, memur olarak bunları biliyordum. Daha çocukluğumda ilkokuldayken babam bana sorardı, ne olmak istiyorsun, diye, öğretmen olmak istiyorum diyordum ama hiç aklım kesmiyordu öğretmen olacağımı. Sonra o zaman bir çok popüler bir meslek daha var, şoförlük. Memlekette sayılar çok az. Hı hı. Öğretmen olamazsan ne olacaksın dendiğinde de bu sefer dedim şoför olacağım. Yani memleketin iki tane popüler mesleğine İlla birini yapacağım. Kafayı takmışız yani çocukluğumuzda tabii ki işlemiş bize. Zaman geldi, ailem sağ olsun eğitim öğretime önem veren bir aile. Burada ilklerden, yani hakikaten öncülerdendir. Özellikle rahmetli dedem. Onun eğitim öğretim konusundaki Nurşen'le daha önceki bir televizyon programında da bundan bahsetmiştim. Dedim eğitim öğretime hakikaten çok önem veren birisiydi. Şu anda Kabataş'taki Osman Özgürt Ortaokulu'nda adını veren kişi. Hı hı. Onun adını taşıyor. Nur içinde yatsın. Tamam. Ve ben ortaokulu orada devam ettim, bitirdim. Eğitim öğretime çok önem verdi. Onun birazcık öncülüğüyle önce amcamın çocukları, büyük amcamın çocukları, sonra biz ortaokula gittik. Arkasından liseye gittik. Tabii ki liseden sonra arkadaşlar hep mühendislikler, doktorlar falan yazıyorlardı üniversite tercihlerinde. Biz de aynı tercihi yaptık. Ama bizim bahtımıza öğretmenlik çıktı. Karadeniz Teknik'te okuduk. Tıp çıksa onu tamam, okuyacaktık. Şimdi Karadeniz Teknik'te coğrafya bölümünü bitirdik. Aslında branşım da benim için tesadüf oldu. Ben sosyal bilgiler öğretmeni olarak girdim. O da bize seçim yaptılar. Ben tarihi seçtim. Ama bir baktım sınıf listeler çıkmış. Benim isim coğrafyada çıkmış. Yani orada da bir tesadüf var. Bu da çok aslında basit bir ayrıntı yüzünden. Tarih bölümüne sadece yabancı dili İngilizce olanları almışlar. Benim yabancı dilim Almancaydı. Yani bir yabancı dil yüzünden tarihçi yerine coğrafyacı oldum. Öyle olduk. Şimdi coğrafyayı bitirdik. Atanamadık. Atanmak için 3 yıl bekledim. Aşağı yukarı 87 yılına kadar bekledim. İlk defa devlet memurluğu sınavına yani bugünkü KPSS'ye girenlerdenim ben. O şekilde girdik. Atanamadık. Atanamayınca ikinci arzum vardı şoförlük zamanın popüler mesleği. Ona devam ettim. Minibüsçülük yapıyorum. İçimden de şöyle diyorum. Yani ilk istediğimi yapamadıysam da ikinciyi yapıyoruz. Yani öyle kendimi mutlu etmeye çalışıyorum. Şimdi hep hayatımda şunu ilk edinmişimdir. Hiç gerime bakmam, önüme bakarım. Elimde olanlarla mutlu olmaya çalışırım. Buna şükretme deniyor aslında. Şükürcülüğü zaten şöyle anlamam tabii ki, yeniyi aramama şeklinde anlamam ama elimde olanla da mutlu olmanın yollarını ararım. Öyle bir yapım vardı veyahut da öyle düşünürüm. Şoförlükle şey yaparken işte KPSS'ye girdik. 3 yıl sonra Samsun'da girdim. Sınava girmeden önce de bir kaza yaptım. O kazanın üzerine girdim. Yani çok şükür canımıza bir şey olmadı ama arabamız da şey yaptı, arabayı devirdik. Ne kadar araç kullandınız? Ne kadar süre? Ben sürekli olarak üniversite yıllarında da kullandım ama üniversiteden sonra 3 yıl dolmuşçuluk, minibüsçülük yaptım. 3 yıl boyunca minibüsçülük yaptım.
Bizim bu Kabataş çevresinde mi? Kabataş da merkez Kabataş, Fatsa, Aybastı, Yayla bu adalarda. Tabii benim yaptığım dönemlerde de Kabataş'a minibüs sayısı da çok azdı. Çoğu zaman tek yaptım. Yani ikinci bir araba yoktu. Hı hı. Şunu da söyleyeyim tabii, öğretmenlikten çok da iyi kazanıyordum. Kazancım da çok iyiydi. Onunla devam ederken Samsun'da sınava girdik DMS'ye. Çok da gereken umudum yoktu. İşin aslı 3 yıl ara vermişiz. Yeni mezunlar da giriyorlar. Onlarla yarışmak. Hiç çalışma da olmadı. 300 kişi alınıyor diye coğrafyacı. Arkasından sonuçlar açıklandı. İşte o 300 kişi içinde Türkiye'de 19. olmuşum. Çok güzel. 19. olarak şey yaptık, ilk Sivil Kurtalan'da başladık. Şoförlüğü bıraktık, öğretmenle asıl işimizle, asıl işimize başladık. Yani bu bakımdan da mutluyum. Yani istediğim iki tane mesleğin ikisini yapma imkanı buldum. Her insanla nasıl olmamış? İkisini de deneme imkanı buldum. Siirt başladık, orada hakikaten çok güzel bir yer. Yani ortaokul lise birlikte kalabalık bir okul var. Şimdi ön yargıyla da gittik aslında oraya. Birazcık da ön yargılı. Şimdi terör olayları var orada. İnsanlar daha değişik, bize anlatılan filmlerde gördüğümüz bir Güneydoğu var. Oranın yaşantısı falan var. Acaba oraya adapte olacak mıyız falan diye. Bu duygularla gittim. Ama ayrılırken çok zor geldi bana orada yani. Ayrılmak. Çok yani ilişkilerin devam ettiği bir yer. Benim öğretmenlik öğrenmemde daha doğrusu, okulda öğrenemiyorsun öğretmenliği. Öğretmen insanı öğrenci öğretiyor. Öğrenen insanı öğretiyor. Öğrenmeye orada başladık. Tabii kaç yaşlarındaydınız o zaman? O zaman 23 yaşındayım. 23-24 yaşlarındayım. Daha çocuk, öğrencilerin birçoğu benden büyük. Ben 23 yaşındayım. 27 yaşında öğrencim var. Yani o şekilde öğrencim var. Birkaç sene sınıfta tekrar yapmış. Ailenin de zorla okutmak istediği öğrenciler bunlar tabii ki. O şekilde başladık. Tabii ki o zamanki bir öğretmenlik algısı da var. Yani benim bu halime katlandı olan insan. Öğrenciler okula verirken diyorlar ki eti senin, kemiği benim. Bu durum tabii öğretmenin psikolojisine de yansıyor. Beğenilen öğretmen sert öğretmen. Otoriter. Tabii böyle suçunun çocuğun suçla demeyelim. Çocukta suç olmaz. Kabahat olur, suç olmaz. Çocuğun yaptığına suç denmez. Çünkü o müsaittir. Kabahatin daha ne olduğunu alıp anlayıp anlamadan böyle hemen pataklamaya başlayan öğretmen, sevilen öğretmen, şey öğretmen. İşte Sivil Kurtalan, Kurtalan Lisesi, öğrencileri ve velileri bizim bu halimize katlandılar. Bizi bu halimize kabullendiler, bu halimize bizi baş tacı ettiler. Yine öğrenci öğretmesinden diyorum ya, şimdi tabii girdik, sert görünmeye uğraşıyoruz. Yazılı yaptım. Yazılı notlarını okudum. Zamanında 10 üzerinden değerlendirme yapıyoruz. İlhan adında bir öğrenci, son sınıf öğrencisi. Şimdi dedi ki, hocam ben 6 bekliyordum. Dedi, bir kağıdıma bakabilir misiniz? Gayet nazikçe. Ben de gayet sert bir ifadeyle, itiraz ediyorsan gir okul müdürüne dilekçe ver dedim. Böyle güya pabucu bırakmıyoruz. Böyle havadayız. O düşünceyle yapıyoruz. Hocam dedi, iki nottan ne olacak dedi. Yani ben dedi bir iki not için öğretmenimi şikayet etmem dedi. Utandım, yerlerin dibine girdim. Yani, utandım, yerlerin dibine girdim. İnsana tabii ki akşamı zor ettim. Akşam gittim, evde yazılı kağıtlarına baktım. Baktım çocuk hakikaten 6 almış. Ben yanlış toplamışım. Puanını vermişim, yanlış toplamışım. Sabaha kadar uyuyamadım utancımdan. Yani ne büyüklük gösterdi o çocuk bize. Sabahtan gittim, ders öğretmeninden müsaade istedim. İlan dedim, senden özür diliyorum. Haklıymışsın. Diyorum ya, hep öğretici değiliz biz, öğreniniz de zaten. İyi öğretmen, aynı zamanda öğrenensen iyi öğretmen olursun. Yok efendim, ben her şeyi biliyorum, tamam bu iş tamam, ben hep öğretirim mantığındaysan zaten iyi öğretmen olamazsın. Eşikten mezara kadar öğrenme.
İşte budur aslında, yani insana her yaşta mevki ne olursa olsun öğrenme kapılarını açık tutacaksın. 38'e geldik. Hali öğrenmeye devam ediyoruz. Öğrencilerimiz bize bir şeyler öğretiyor. Evet, teneffüs arası oldu. Biz de çaylarımızı söyledik. Şimdi sohbetimize devam ediyoruz. Fark ettiğiniz mi bilmiyorum ama sanki böyle aynı okul sıralarında olduğu gibi o zaman daha bir farklı dinliyorduk ama şimdi böyle hayranlıkla hiç öyle sözünü kesmeden anlatsız zaba kadar dinlerim ben. Çünkü küçük bir not düşmek istiyorum buraya. 2008 ve 2012 yılları arasında lise hayatıma devam ettiğim dönemde bizim maddi durumumuz ailecek iyi değildi. Ve tabii o dönemler okul servisleri de bu kadar revaçta değildi işin açıkçası. Sabahları saat 4 ve 5 arası kalkmak zorunda kalıyordum. Babam veya abim önüme düşüyordu. Belenköy'ün o hep gösterdiğim videolarda Yemiş Tepesi var. Oraya kadar 2,5-3 kilometre biz yol yürürdük. Bazen işte servisimiz olmadığı için yolcu arabalarına binerdik, geç kalırdık. Ve Osman hocamın en sevdiğim yanlarından bir tanesi de geç kaldığımız halde bizim durumumuzu bilirdi. Hani en başta da dedi ya, annemiz babamız onlara emanet ettiğinde eti senin kemiği benim derlerdi ama bize öyle davranmazdı. Hatamız olduğunda da, geç kaldığımızda da veya okula aykırı davrandığımızda da yine bizi toparlayıcı davranırdı. Çok uzak yollardan geldiğimi bildiği için bizi ayrı bir kollardı. Yani bizi ayrı bir severdi. Onu biz hissederdik zaten. Hani evimizdeki baba nasıl çorabımıza leke değdiğinde, ayaklarımız böyle yağmur suyundan, gar suyundan o mosmor olduğunda hissediyorsa sobanın başında ısınırken, aynı şeyi biz okulda da görürdük. Saygının yanında sevdiğini de bilirdik bizi. Bize derdi ki bak bu kadar yol yürüyorsunuz, bu kadar zahmet çekiyorsunuz. Her sabah bize geleceği aşılamaya çalışırdı. Yani bu kadar şey yaptığınıza değsin ilerideki hayatımız derdi. Anneniz babanız sizi fındık toplayarak, işte odun dal taşıyarak veya bağda bahçede elin hizmetinde çalışarak sizi bugünlere getirmeye çalışıyor, bu okullara yolluyor. Siz de iyi bir insan olmaya çalışıp, meslek ayırt etmezdi. Şu olacaksın, bu olacaksın, bilmem ne yapacaksın diye bizi diretmezdi. Ve yine küçük bir şey daha söyleyeceğim. Onun döneminde okuduğum için çok şanslıyım. Çünkü şu an baktığım dönemde herkes istediği gibi giyinebiliyor, herkes istediği imkana sahip, bizi tek çeşit yetiştirdi. Yani kıyafetlerimiz bile tekti bizim. Şöyle söyleyeyim, çok duygulanıyorum onda. Başka bir arkadaşımız farklı bir kıyafet giydi diye biz kendimizi eksik hissetmezdik. Yani aa Marco bir şey almış, bilmem ne olmuş, hadi ben de giyeyim, hadi ben de onu hissedeyim, o yarışa gireyim derdimiz olmazdı. Saçlarımız örülü, tam bir öğrenci nidasında her sabah Osman hocamın konuşma yaptığı kürsünün önünde ip gibi dizilirdik. İster yazın, ister kışın böyle konuşmalarını aynı burada dinlediğim gibi seve seve dinlerdik. Ve hepimiz, şu an bunu izleyenler çok iyi bilirler ki, kimileri çok güzel anne oldu, kimileri çok güzel baba oldu, kimileri çok güzel esnaf oldu, kimileri çok güzel öğretmen oldu. Hayatımızda böyle bir öğretmen olduğu için biz güzel yerlere geldik. O yüzden hakkı üzerimde çoktur. Zeba kadar da konuşabilirim, anlatabilirim. O yolları yürüdüğüme değdiren bir öğretmendi. İyi ki yürümüşüm, iyi ki Osman Hoca'nın himayesinde, kanatları altında güzel yerlere gelmişim diyorum ve sözü tekrar ona bırakıyorum. Çok teşekkür ederim. O kadar gönlümü okşayıcı konuştun ki. Ellerim titriyor. Çok ağlamayı beceremem ama duygularım ağlamak, yani bu kadar, yani bir öğrenci tarafından övülmek ya da böyle kabul görmek bizim için tabii ki çok mutluluk verici. Bunun dışında şunu dikkat ettim, hiç öğrenciliğinde de mesela biri konuşurken sözü kesmezdi, şimdi de kesmiyor. Yani güzel bir özellik yani bu söz kesmeme. Aslında bu karşıdakine saygıyı da gösteren bir ifade. Yani bu yönüyle de kendimi mutlu hissettim. Demek ki bu şeyi verebilmişiz onlara. Sohbetimizin birinci bölümünde kurt alanından çok bahsettik. Gerçekten mesleğimde önemli bir yer. Artık oradan ayrılmak istiyorum ama ayrılmadan önce bir anekdotu da anlatmak istiyorum. Çünkü benim kişiliğimin oturmasında, öğretmen kişiliğimin oturmasında çok etkili oldu.
Birinci bölümde öğrencilerin öğreticilerinden bahsettim. İnsanın karşılaştığı insanlar bir bakıma şansıdır aslında. Şansın yaver giderse hayatın da iyi yönde gelişir. Benim ilk görev yerim Kurtulan. Orada beraber çalıştığım okul müdürü de gerçekten bir şansım olarak kabul ettiğim insanlardan bir tanesi. Yaşı benden çok fazla değildi aslında. Ama mesleki yaşı birkaç yıl daha önce. İşte onun ısrarıyla orada anlatacağım anekdot geçiyorum. Onun ısrarıyla müdür yardımcısı oldum. Tabii kafamda bir müdür yardımcısı idareci kurgusu var. Aslı aslı kesik kesik, hiç evet olmayan, her şeye hayır diyen bir tip. Böyle en ufak kusuru affetmem bir. Bu kafamdaki yerleşmiş müdür yardımcısı o. Belki biz okulda okurken öyle gördük veya anlatılan o şekilde. Bu nasıl yerleşir bilmiyorum. Yine müdür yardımcısı olduğum ilk günlerde işte odanın penceresinden bakıyorum. Bir kız öğrenci de bir erkek öğrenci bir köşeye çekilmişler. Birazcık da kuytu tabii ki yani. Ben bir kahraman, zafer kazanmış komutan edasıyla gelin bakalım siz buraya dedim. İkisini de bir almadım. Erkek öğrenci sen bekle dedim. Kız öğrenci aldım karşıma. Artık Allah ne verdiyse. Şimdi fiziki bir müdahalede bulunmadım ama lafla eziyorum. Çocuk ne dese şunu diyor. Ya beni dövse bundan daha iyiydi yani. Öyle şey yapıyoruz. Ben onunla şey yaparken okul müdürü içeriye girdi. Dedi ki ne yapmış bu hanımefendi? Niye şey yaptın bu kadar? Ben de birazcık herhalde okul müdürünün gözüne girme. Bak bizim yardımcı nasıl yakalamış. Dedirtmek için. Dedim ki bak müdür bey bu bir erkekle şu köşede şey yapıyordun. Ha öyle mi dedi. Kızım sen çık dedi. Sonra sen konuşmaya devam edersin dedi. Ve o çıktıktan sonra dedik ki hocam dedi bak dedi biz dedi bunların evlenme yaşında evlendik. Bu duyguları dedi biz yok edemeyiz. O dedi yaratılıştan gelen bir duygu. Ama dedi ne yapabiliriz? Bu ilişkilerin düzgün kurmalarını sağlayabiliriz. Evet. Bu yönde dedi biz onlara yardımcı olabiliriz. O yüzden dedi bunlara çok fazla takılma dedi. O da benim için bir ders oldu. Yani yaşın gerek fizyolojik gerek ruhsal insanın bir gelişim çağı var. İnsanlar o gelişim çağı içinde değerlendirmek zorundayız. Hakikaten bir düşünün benim evlenme yaşım 17. 17 yaşında evlendim. O çocuk da aşağı yukarı o yaşlarda. Dolayısıyla kendi yaşantımı düşündüğüm zaman hakikaten okul müdürünün dediğine çok hak verdim. Sonradan da çok duacı oldum. O çünkü benim davranışlarımı etkiledi. Evet. Öğretmen olanlarım da en önemli kilometre taşlarından birisi oldu bu düşünce. Tabii ki arada bir yıllık bir Gölköy maceramız oldu. Orada görev yaptık. Orada idareciyim ama asıl görev yerim uzun yıllar görev yaptığım yer Kabataş tabii ki. Evet, bizim de önemlisi. Kabataş benim için çok önemli. Çünkü Nurşen'e de Kabataş'la rastladım. Ya Kabataş'a gelişim de aslında korkarak geldiğim bir yerdi. Çünkü daha önceki yerlerde yerli arkadaşları biliyorum. Ben Siirt Kurtarlarında sadece Osman Hoca'ydım. Babamı kimse tanımıyor, dedemi kimse tanımıyor. Babamın kimle kavgalı olduğunu bilen yok. Kimle barışık olduğunu bilen yok. Ben sadece ne gittim? İşte iyi yaparsam Osman Hoca iyi diyorlardı, kötü yaparsam kötü diyorlardı. Şimdi Kabataş'a geldik. Tabii ki geçmiş bir yaşantımız var Kabataş'ta. Ailemin iyi oldukları var, kötü oldukları var, ön yargılı olanlar evet. var. Şimdi biz bunların arasında görev yapmak zorundayız. Bunların arasında işimizi yürütmek zorundayız. Şimdi bir öğrenciye çok iyi niyetle de yaklaşıyorsun. Ama ailenin geçmişte bir husumeti var onunla veyahut da arasında bir sorun var. Sen iyi niyetle de yaklaşsan anlaşılmayabiliyor. Yani böyle zorluklar vardır. Yani kendi memlekette çalışman zordur devlet memuru olarak. Bunların hepsinde açlık zamanla o şeyi. Yani sadece Osman Hoca olmayı becerenlerden ben burada. Yani aileyi Osman Hoca'nın dışında tutan aile ilişkilerini şey, Osman Hoca tamam. Bunu öğretmen olduğu için yapmışız, dedirtmeyi becerdik. Tabii ki bu da emek istiyor, ısrarlı çalışma istiyor, sabır istiyor. Bu şekilde bunu yapabildik. Kabataş'ta nihayetinde 1992 yılında geldik, başladık. Önce ortaokulda, sonra Atatürk İlköğretim Okulu. Şurada da onu belirteyim, belki kimse bilmez. Atatürk İlköğretim Okulu'na Atatürk adının verilmesini de ben sağladım. Ha, çok güzel. Kabataş İlköğretim Okulu'ydu.
Atatürk İlk Öğretim Okulu olmasını istedim. Onu teklif ettim. O ismi aldı. Yani şu anda da sizden başka da çok bilen yoktur bunu. Sonra tabii ki Kabataş Lisesi'nin kurucusuyum. Asıl hayatımın geçtiği yer. Beni Osman Hoca yapan yer. Tabii ki benim Osman Hoca olduğumda binanın da şeyi var. Evet. Binanın da rolü var. Vatandaşın da rolü var. Öğretmen arkadaşlarının rolü var. Öğrencilerinin rolü var. Şimdi binanın nasıl rolü var? Bina eski bir binaydı. Pecmur'da dağınık bir binaydı. Çok yeni bir bina olsaydı ben o binayı düzelten Osman Hoca olamazdım. Evet. Şimdi o bir imkandı. Yani ben onu imkan olarak gördüm aslında. Şimdi çokları ya ne yapayım devlet bu kadar yapmıştı. Ben öyle görmedim. Demek ki burada bana ihtiyaç var. Bunu yapabilirim dedim. Orası öyle oldu. Biz hep eğitim öğretim vermiyoruz. Bazen çocuğu sokaktan da kuruyor. O da eğitim öğretimdir. Bazıları derler ya yazıldan şuna. Hayır efendim öyle değil o. Çocuğa ait olabileceği bir yuva sağlayabiliyorsan o da okulun görevidir. Evet. Kabataşlısı'nın bir altın çağını yaşadığı dönemler vardı. Öğrenci sayısı bakımından 450 öğrenci, 25-30 tane öğretmen, işte hepsi aynı noktaya bakan öğretmenler. Sadece ortak noktamız eğitim öğretim de öğrenciydi. Herkesin siyasi fikirleri ayrı, dünyaya bakışları ayrı. Ama bunda hiç sorun olmadı. Tek bir noktaya bakıyorduk. Öğrencinin başarısı, eğitim öğretim. Dolayısıyla başarı elde ettik. O başarı bizi de mutlu etti. Bu başarıyla emeğe geçen öğretmenleri de mutlu etti. Dolayısıyla o Kabataş Lisesi, tabii ki geçmişi bir efsane diyeyim, o efsane o şekilde gerçekleşti. Peki onlara neler söylemek istersiniz öğrencilerinize, öğretmen arkadaşlarınıza? Şu anda diyeceğim şu, iyi ki hayatımın bir kesitinde vardınız. Yani iyi ki vardınız. Şimdi ben Osman Hoca olmaktan gurur duyuyorum. Vatandaş bana Osman Hoca diyorlar. Her türlü unvanın üzerinde bir unvan bu. O yüzden ben onlara haklarını helal etmelerini istiyorum. Yani bana çok büyük katkı yaptılar. Dediğim gibi bunda sadece öğretmenler değil, öğrencilerimiz de aynı. Sen Nurşen Karayalnız olarak bir şiir yarışmasında adını okutturamazsan, bir resim yarışmasında veya da kompozisyon yarışmasında İşte Kabataş Lisesi'nin Nusra Karayalnız birinci olmuştur dedirtmesen ben bu mutluluğu nasıl tatacaktım? Şimdi sen öyle dedin ki ya Osman Hoca'nın öğrencisi birinci olmuş dediler. Bizim Osman Hoca adı kökleşti. Yani böyle bu işler. İşte diyorum ya ben sizin gibi öğrencilerimize de minnettarım. Bizim yani bugünlere gelmemize şu anda mutlu konuşuyorsak ki mutluyum, hakikaten mutluyum. Seni gördüğüm için bugün daha mutluyum. Ama haricinde de öğretmen olduğum için mutluyum. Yani öğretmenlik mesleğinden mutluyum. Bu mutluluğumda siz tabii kilometre taşlarının mihenk taşlarısınız. İşin kökeni sizde. Diyorum ya bir Nurşen Karayalnız benim en büyük şansımdır denk gelmesi. Öğrencilik hayatının denk gelmesi. Sadece öğrencilik hayatının gelecekteki yaşantısı da bizi mutlu etti. Senin de bulunduğun yerde görmek yani müthiş mutlu oluyorum onu söyleyebilirim. Şimdiki öğrencileriniz de sizden böyle güzel sözler bekleyecektir emin olun. Şimdi şunu söyleyeyim şöyle geçmişe baktığımız zaman geçmişi anlatırken özlem duyuyor. Evet özlem duyuyoruz o bir şey. Özlem duyuyoruz. O günleri yaşamak bizi mutlu ediyor. Aslında biz geçmişte şimdiki öğrencilerimizin başarısını arıyoruz. Yani aynı onlar gibi olun da başarılı olun. Onlar gibi derken sizin gibi yaşama şansları yok zaten. Bunu da kabullenmek zorundayız. Evet. Şimdi sizin zamanınızda internet yok, cep telefonu hiçbir yok, şey. Şu yok. Bu yok şimdi tutup da o günü yaşamadan imkan. Şimdi o günü yaşamaktan kalsın başarı bazında yani başarıyı elde etme. Zorluklarla mücadele. O günün zorlukları başkaydı. Şimdiki başka. Tabii siz Belen'den çoğunca yaya geliyordunuz veyahut da servis bulamıyordunuz. O günün belki zorlukları oydu. Tabii ki birçok öğrencisinin için olmasa bile öğrencimin birinden duydum. Çok da hoşuma gitmiş şeydi. Öğrenci şey demiş arkadaşına diyor. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork diyor. Çünkü diyor okulun kapısını Osmanlıca bekliyor. Gerçekten öyleydi. Şimdi bunu demesi çok hoşuma gitti. Tabii yani bir buluş şey için
Yani dediğim gibi o günleri yaşadık. O disiplin güzeldi ama hocam. O disiplin çok güzeldi. Şimdi o günleri yaşadık. Aklımıza geldiğinde gülümsüyoruz. İçimiz ısınıyor. Tabii öğrencilerimize o günleri yaşayın demiyoruz. Aynı yaşayın demiyoruz. Ama bir şey olsun. Onlar gibi azmedin diyoruz. Azimli olun. Bir şeyler yapmak için azmedin. Nurşen Karayan'ın işte Belenköy'ün dibinden Çavuş Çayı'ndan gelmiş. Çoğunca yaya gelmiş. Servis bulamamış. Çoğunca akşam öğle yemeği yok şimdiki aç karnına akşam etmiş. Buralardan geçmiş. Şimdi bir yerlere gelmiş şeyde. Bu bir azimdir. Bu bir başarı hikayesidir. İşte böyle bir hikaye siz de yazın demek istiyoruz aslında. Biz geçmişi anlatırken işte gidelim o geçmişte yaşayalım falan bunu demiyoruz aslında. Çünkü koşullar değişti. Ama insan azmi değişmez. Çağına göre azmederse, çağ neyi gerektiriyorsa, çağın koşulları neyse ona göre azmedip bir başarı hikayesi yazması gerekir. Yani öğrencilerimizin dediğimiz bu. Eminim bu mevcut öğrencilerimizin de tabii ki böyle çok başarılı işlere imza atacak öğrencilerimiz olacaktır. Aynı sizin gibi anılarımızdaki tatlı yerlerini alacaklar tabii ki. Onlar da bizim bir tadımız olacak. Geçmişle ilgili bir tadımız olacak. Geçmiş güzeldi. İnşallah geleceğimiz de güzel olur. İnşallah. Suat Bey'le birlikte ziyaret etmeniz, böyle bir ortama vesile olmanız beni çok mutlu etti. Suat Bey'le hiç de dostluğumuzu bozacak bir harekette bulunmamışız. Yani o kadar sizin değerli. Sizin öğrenciniz olsaydı ne derdiniz hocam? Benim öğrencim olsaydı iyi ki derdim. Ya çok güzel. İyi ki derdim. Zaten ben hayatımda çok keşkeyi kullanan bir insan değilim. Evet. Yaşanmışlık benim hayatımdır, kendi kararımdır. Sizler bizim mutluluk kaynağımızsınız. Şimdi biz öğretmenleri seviyorsak sebebi sizlersiniz yani öğrencilerimiz. Hele de böyle önemli işleri beceriyorsanız, başarıyorsanız, toplumun önündeyseniz, önder konumundaysanız ki sen de burada bir önder konumundasın. Birçoğunun umudusun aslında. Ben de bu işi yapabilirim diyebileceğin noktadasın. Bazı tabii birazcık erken teslim oluyor. Ya ben yapamam gibisinden şey yapıyor. İçi istiyor. Ama nasıl becereceğini belki bilmediğinden, belki o kadar özgüveni olmadığından o yola giremiyor. Ama öndersiniz, onu söyleyeyim, öncüsünüz. Siz de bizim hayata tutunma mimarımızsınız hocam. Biri geldi öğretmenlere tembih edip de anamız babamız harçlık veremezdi. Öğle arası az önce dediniz ya yemek yiyemezdik. Deneme sınavlarında bile o kitapçıkları alıp bize verdiğiniz için, arkamızdan bizi kolladığınız için, kız çocuklarına daha çok böyle üzerine titreyip de kendi evlatlarınızdan ayırmadığınız için, en önemlisi de disiplini sağlarken hiç kimseyi birbirinden ayırmadığım için ben garibanlığımı hissetmedim. Yani başka arkadaşlarım aldı, giydi, ben giyemedim diyemedim. Bunu dedirttirmeyen de siz oldunuz benim hayatımda. O yüzden çok farklı bir yeriniz var. Hani dediniz ya bana haklarınızı helal etsinler öğretmen arkadaşlarım, öğrencilerim. Benden yana helali hoş olsun. Asıl siz bize hakkımızı helal edin. Ömürlük bizlere dersler verdiniz, bizi güzel yetiştirdiğiniz için. Ve en çok da sizin öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizin nezdinizde de bütün öğretmenlerimizin günü kutlu olsun. Yaşıtlarımın yanaklarından öpüyorum. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Küçüklerimin de gözlerinden öpüyorum artık. İyi ki Osman'ın gibi bir hocaya, onun gibi bir babaya, onun gibi önümüzde duran bir insana, kalbe sahipmişiz. Hala daha da sahip olduğum için ben çok mutluyum. Ben de çok teşekkür ederim. Gününüz çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu ettiniz beni. Çok sağ olun.